Çok şükür mükemmel bir ortam var burada abi. Herkes birbiriyle çok iyi. Burada da aile ortamı var. Yani öyle söyleyeyim. 3 ay önceki dönemde de küçük bir şanssızlık yaşadım. Ama çok şükür yine geldim buraya. İnşallah burada kalıcı olmak istiyorum. İnşallah. Hocayla görüşebildin mi o geçen olaylardan sonra? Yani evet. Hoca seni nasıl karşıladı? Hoca çok sıcak karşıladı beni. Planlarını anlattı Letonya ve Galler maçı hakkında. Çok sıcak bir konuşma oldu. Çok pozitifti bana karşı. Ona da teşekkür ediyorum buradan. Sezon bitti. Mental ve fiziksel olarak tabii ki oyuncular yorgun ama senin ilk milli maçın olacak. O yüzden senin için herhalde bir bahane olmayacak motivasyon açısından. Tabii ki de ben sezon bittiği günün ardına hemen zaten milli takım olduğu için çalışmalara başladım bireysel olarak. Benim biliyorsunuz ki en büyük hayallerimden biri A milli takım formasını terletmek. İnşallah buna da çok az zaman kaldı. İnşallah hakkıyla formanın hakkını veririm. İki maç var önümüzde. Maçları nasıl değerlendirdiniz? Letonya önce, sonra Galler. Ki Galler şu an en ciddi rakiplerimizden biri olarak duruyor Euro 2024 yılında. Tabii ki de ikisi de çok zor bir maç olacak. İlk önce Letonya maçıyla başlayayım. Fiziksel olarak biraz uzun bir takım. Ama biz onlardan daha kaliteli bir takımız ki bence topun genel olarak bizde kalacağı bir maç olacak ve galip geleceğimizi düşünüyorum. Galler maçı hakkında da aynı şeyleri söyleyebilirim. Yani bence biz daha kaliteli bir takımız, daha iyi bir ortamımız var. Arkadaşlık, aile ortamı çok iyi. İnşallah ondan da alnımızın akıyla çıkarız. Letonya deplasmanındaki son maçta şanssızlığımızı kırmıştık. Aslında bize şanssız gelen bir takım. Siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Oradaki son maçı kazandık. Tekrar bu maçı kazanabilir miyiz? Neler biz takım olarak buna çok iyi hazırlanıyoruz. Hocamız bizi çok iyi hazırlıyor. Bizim tabii ki de Türkiye olarak, Türkiye milli takım olarak tek hedefimiz galibiyet. Uzun bir sezondu sevgili Abdülkerim. İçinde her şey vardı. Hüzün, sevinç, hayal kırıklığı, mutluluk, sizin koşturmacanız, tüm sporcuların, futbolcuların. Bu dilimde buluşmak nasıl Mart, Kasım'a göre? Hani uzun bir yorgunluk ama buraya gelince işler değişiyor tabii. Tabii ki de bu Türkiye milli takım formasını giymek, bu ortamda bulunmak herkesin hayali, herkesin hedeflediği bir şey. Yani buraya geldiğiniz zaman yorgunluğu falan pek düşünmüyorsunuz. Sadece oynayacağınız maçlara odaklanıyorsunuz. Biz de şu an sadece odaklandığımız nokta o. Meri, Çağlar, Cenk de böyle bulunduğunuz yer itibariyle saha içini biraz konuşuyor musunuz? Başladınız mı yavaş yavaş? Tabii ki de sürekli konuşuyoruz. Onlar da çok kaliteli stoperler. Gerçekten Avrupa çapında çok iyi futbolcular. Kim forma giyerse giysin savunmamız emin ellerde, yani öyle söyleyebilirim. Bir soru daha sorabilir miyim arkadaşlar? Tabii, ya da tabii. Sormak isteyen yok, varsa. Abdülkerim, özellikle Ümraniyespor maçı. Mevki anlamında söyleyeceğim. Sol stoper, ileri çıkıp sol çizgi, sol kanat, ortalar. Nasıl, hoşuna gidiyor mu böyle çıkmak? Yani hocaların sana bolca çıkma dedi. Yoksa bu inisiyatifi sen mi alarak başlattın bunu? Biz tabii tribünden, ekrandan izliyoruz zaman zaman. Yani tabii ki de hocanın da söylediği bir şeydi. Ama bu benim özelliklerimden de biri. Boş mesafe, boş alan bulduğum zaman kat etmeyi seviyorum ki faydalı da oluyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Abdülkerim Bardakçı sorularınızı yanıtladı. Bir takım daha tıksın. Abdülkerim.